Değerli izleyenler, sizler için mevcutteki gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Bu programımızda her geçen gün ilginin arttığı bir meyve türünü, yani cevizi ele alacağız. Ceviz ve badem araştırmacısı Selam Bayrak'la birlikte yeni ceviz çeşitlerini ve çeşitlere dair önemli konuları konuşacağız. Evet Selam Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk bizler de. Cevize son yıllarda gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Bu ilgi bir yandan sevindirici, bir yandan da tedirgin edici ama ben şunu merak ediyorum. İnsanların cevize bu kadar ilgi göstermesinin sebebi nedir sizce? Kabuklu meyve olarak en çok dünyada tüketilen cevize ilgiyi halk belirliyor. Yani halkta talep fazla olunca, örneğin ülkemizde üretim tüketimi karşılayamıyor. Dışarıdan gerek okyanus ötesi ülkelerden, gerekse Balkanlardan, gerekse Kafkaslardan, İran'dan çok bolca ceviz geliyor. Çünkü talep fazla. Yani bugün halkımız, bilhassa kadınlarımız mutfakta en çok kullandıkları bir meyve türü. O bakımdan talep fazla olunca tabii bunun da değeri artıyor. Ona göre artıyor. Birçok insan cevize yöneliyor, ceviz bahçesi kurmak istiyor vesaire ama şu an cevizle ilgili piyasada çok farklı bilgiler var. Daha doğrusu bir bilgi kirliliği var. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi cevize ilginin çok yoğun olması nedeniyle tabii meyve olarak da pahalı. Türkiye olarak ceviz üretiminde bugüne kadar belirli bir mesafe alamadık. Bunu ben rakamlarla söyleyecek olursam, Kaliforniya'daki ceviz bahçelerinin %80'i Chandler. Yerine başka çeşitler varis olarak Tulare'yi getirdiler. Şimdi Tulare çeşidinin burada örneği var. 2013 üretimi. Kıyaslanmaz. Yine 2013 üretimi Howard var. Buna varis olarak hani bunlar geçmişte. Fakat yine Chandler'la kıyaslanmaz. Amerika 300 bin dekarın %80, demek ki 200 bin dekarın üzerinde Chandler yapıyor. Gelelim Şili'ye. Şili biliyorsunuz bizden ceviz çıktı, döndü, dolaştı İngiltere'ye. Oradan da gitti Amerika'ya. Amerika'da İngiliz cevizi diye anılıyor. Aslında Türk cevizi, Anadolu cevizi yani. Türk cevizi demeyelim de Anadolu cevizi diyelim. Oradan Şili aldı. Şili de şu anda aşağı yukarı 300 bin dekar. Amerika'yı yakaladı Şili. Coğrafyası da uygun. Bizim de coğrafyamız uygun ama bizim şeyimiz uygun değil. Şimdi halkımızda, çiftçimizde büyük bir merak var. Fakat insanların bu merakını, bu hevesini, ceviz bahçesi kurma, meyve elde etme hevesini biz geçmişte çok büyük yanlışlara yaptık. Çünkü vatandaş diyor ki, madem öyle değil diyor, sen şimdiye kadar neredeydin? Aslında burada ben şeyi kastediyorum. Yani evet, biz bir takım şeyleri karşılayabiliriz. İşte yeterli arazimiz var vesaire ama sonuçta bir bahçe kurmak için bilgiye sahip olmak gerekir. Bu anlamda siz Türkiye'deki ceviz fidancılarını ya da cevizle ilgili uzmanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ceviz konusunda Türkiye doğru ilerliyor mu? Şimdi cevize tabii bu kadar talep fazla olunca, bizim de bu kadar imkanlarımız olunca, Anadolu olarak, iklim olarak çok uygun. Talep çok fazla olunca merdiven altı tabii çıkıyor ortaya. Şimdi o zaman internete bakıyorsunuz, o kadar çok bilgi var ki ben bile bazen internette dolaşırken bu bilgilerin acabasını yaşıyorum. Niye? Çünkü çok abartı var. Yalan yanlış bilgiler var. Çiftçilerimizi, cevize meraklı olan, ceviz bahçesi kurmak isteyen bu çiftçilerimizi disiplin etmek gerekir. Bizim çiftçimizin şikayeti şu. Biz diyorlar bu konuda bilgili, bize bilgi verecek makam bulamıyoruz. Bulsak da yeteri kadar bilgi alamıyoruz diyorlar. Oysa bilgili insanlarımız var, bilgili kitap var, bilgili hocalarımız var. Bu konuda yetişmiş çiftçiler var. Hep bizi bir tarafa bırakın. Bu konuda gerçekten Türkiye'de kendini yetiştirmiş çiftçiler var. Yani bahçe kuran, bahçesi olan. Herkes bunlara ulaşamadığı için veyahut da yeterli danışmanlık hizmeti almadığı için, yeteri kadar bilgilenmediği için aldanabiliyorlar. Bunun da aldanması şöyle, yani yıllık bitki olmadığı için ancak aldanıp aldanmadığı 4 sene sonra, 5 sene sonra belli oluyor. O zaman da eyvah diyor ama iş işten geçiyor.
2014 yılındayız. 2014 yılında hala bodur ceviz var mı diye bir soru geliyorsa bu şunu gösteriyor açıkçası. Hala cevizle ilgili bir bilgi kirliliği var. O yüzden ben bodur ceviz var mı yok mu tartışmasını kısaca sizden tekrar almak istiyorum. Yani aydınlatmak adına. Şimdi tabii bilimsel olarak biz burada bodurun ne olduğunu anlatmaya çalışmıyoruz ama bodur şu demektir. Aşı yapılan anacın, yani altlık veya çöğür dediğimiz yabani fidanın bodur olması lazım. Yani elmada olduğu gibi işte M1 bilmem isimleri var çeşitli. Böyle olması lazım. Ceviz ve bademde böyle bir şey şu anda yok. Araştırmaya da ihtiyaç duymuyorlar çünkü bu uzun ömürlü bir ağaç. Ve bugün Avrupa'da mesela biz gittik yerinde gördük İspanya'da, Fransa'da, Portekiz'de orada. 5. yıldan itibaren ağaç başına 5 kilo verim alabiliyor. Burada önemli olan ağaç başına değil de dekar başına bir verimin hesabı yapılması lazım. O bakımdan mesela aralık mesafeye ona göre sık tutup, yani bodur elma da biliyorsunuz çok sık dikilir. Anacı ona göredir ama ceviz de buna gerek yok. OSD zaten şimdiye kadar bodur anaç çıkardı. Onun üzerine aşı yapılırdı. Buna gerek yok. Öyle bir şey de yok. Ama cevizin yapısı itibariyle kök kesimi olduğu için kazı kök tabii fidan olarak yetiştirildiğinde söküldüğü için kazı kökte olmadığından dolayı yayvan yan kök yapıyor. Dolayısıyla budama da gerektiğinden, çünkü budamasanız da oduna gider. Budandığından da öyle büyük devasa ağaç olmaz. Dolayısıyla bodura yakın formlar meydana gelir. Dolayısıyla bu yüzden de insanlar aldanıyor. Bodur ceviz diye bir şey yok ama vatandaş şunu düşünüyor, diyor ki ya ben ceviz diktiğim zaman diyor bu da benim bahçemdeki gibi diyor devasa bir ağaç olacak satıyor. Ben bunu nasıl çırparım, nasıl çıkarım, nasıl şey. Öyle bir şey yok. Zaten bu budandığı için ve de kök yan kazı kökleri kesildiği için isteseniz de boylanmaz zaten. Temmuz ayında bir Çin seyahati yaptınız cevizle ilgili. Evet. Çin'de neler gördünüz? Biraz paylaşır mısınız bizimle? Şimdi Çin'de 7. Uluslararası Sempozyum düzenlendi cevizle ilgili ve aynı şehirde de, Fenyang'da da fuar vardı. Gerek sempozyumdaki konuşmalardan, tartışmalardan, gerekse fuardan, gerekse orada üniversiteleri ziyaret ettik bu cevizle, bademle ilgili. Ve şunu gördüm, ilk dikkatimi çeken, Çin'e gittiğimde ben gördüm ki Türkiye'de diyoruz ki biz bademle ceviz mucize ikiz. Çünkü Anadolu neresine giderseniz gidin mutlaka bir badem vardır sınır boyunda. Sınır ağacı maalesef halinde sınır ağacı olarak devam ediyor. Ceviz yan yanadır. Dolayısıyla bademle ceviz mucize ikiz dedik. Gittik oraya. Bir de baktım ki koskoca Çin'de, hani çer tarafını gezmedik tabii de, gittiğimiz yerde şunu gördük. Yine orada da bademle ceviz gene mucize ikiz. Orada ceviz kitabını yazan Çinli bir şeyde sempozyumda vardı. Bize çok ilgilendi. Bizi gezdirdi. Oranın arazilerini, köylerini dolaştık. Üniversiteyi dolaştık bu kitabın yazarıyla. Bahçelerini gezdik. Gerek bahçe olarak, gerekse arazide bahçe olarak, gerekse cevizin mamulleri olarak örneğin orada badem sütü gördük. Yani biz bol bol kola içeriz ama orada koladan ziyade bunu içiyorlar. Ve ceviz sütü gördük. Yine ikisi yan yana. Vitrinleri süslü ve herkes içiyor. Yani süslemekten ziyade herkes içiyor. Şu kutuda gördüğümüz ceviz yağı. Böyle pastil yapmışlar. Yemesi kolay olsun. Hani bakabilir miyim? Tabii tabii. Yani burada aynen bizim balık yağı gibi. İçi yağdır bunun. Evet. Bu plastik gibi bir şeydir. İsterseniz çıkarın atın. İsterseniz içindeki yağı alın, atın, isterseniz yutun. Mide eritebiliyor yani, öyle yapmışlar. Yani cevizin üzerine çok duruluyor. Çin zaten ceviz üretiminde dünya birincisi. Aynı zamanda işleme sanayisi de oldukça gelişmiş o zaman. Ceviz işleme sanayisi de gelişmiş. Daha çok orada büyük entegre tesislerden ziyade daha çok küçük işletmeler var. Kendileri işleyip kendileri, çünkü nüfus da kalabalık. O bakımdan ama o Çin, dünyanın şu anda 1 milyon tonun üzerinde üreten Çin, Ankara'da, Gimat'ta ve İstanbul'da büyük firmalardan ceviz talebi var. Çok enteresan. Bizden ceviz istiyorlar. Kabuklu ceviz istiyorlar. Peki Çin'de yeni çeşitleri gördünüz mü? Yani Çin'de yetiştirilen çeşitleri inceleme fırsatınız oldu mu? İnceleme fırsatımız oldu.
tat yarışmasında birinci olan ceviz. Şu ceviz. Evet. Tat yarışmasında birinci gelmiş bir ceviz. Gerçekten öyle. Yani kolay kolay bulamayacağınız bir aroması, tadı var. Ondan sonra yine karasal, bu ılıman iklim cevizi bu. Tat yarışmasında özelliklerinden biraz bahseder misiniz? Bu ılıman iklim cevizi. Yani Çantır'ın olabileceği her yerde olabilir. Ilıman iklim cevizi. Öbür taraftan yine şeyi düzenleyen profesörün cevizi Jim Bax Young diye bir numara. Bu da karasal iklim cevizi. Şeye göre biraz daha iri, yani standart olarak biraz daha iri. Bu bizdeki mekanizasyona uymayabilir ama iri ceviz talebi olanlar için de düşünülebilir bir ceviz. Bizim Anadolu cevizinin yetişebildiği her yerde olabilecek cevizler bunlar. Ama karasal iklim ve ılıman iklim olarak ayırmak lazım. Mesela bu Uygur tarafından gelen ZHA 343 diye numaralı bir ceviz. Bu da hastalıklara dayanıklı, soğuğa dayanıklı, -25 derece kadar olabilen bir ceviz. Bu da yine onun tozlayıcısı Ven 185 diye, bir de bu da Uygur cevizi. Bu da karasal sert iklimlerde olabilen cevizler. Bizde bunlara yakın veya bunlar gibi iyi olan cevizler var bizde. Bizde var, ancak bizdeki şey şu. Bizdeki cevizlerin, yeni çeşit cevizlerin erken uyandıkları için sıkıntı orada. Geç de ona yakalanıyor. Yani Mart'ta, Nisan'da sıcağı gördü mü uyanıyor. Nisan sonlarına doğru don olduğu zaman zarar görüyor. Yani geç donlardan zarar görüyor. Artı erken donlardan da zarar görebiliyor. O bakımdan bu şeyler göz önüne alınarak, don tedbirleri alınarak bizdeki yeri çeşitlerde buna benzer, bunun gibi güzel cevizlerimiz var. Biz Anadolu zaten o kadar büyük kaynağı var ki Anadolu'nun. Yani Çin'in toprak olarak büyük bir ülke. Ama gen kaynağı olarak yani bizden çok üstün tarafları yok. Oranın yalnız kuzey tarafı, yani Çin'e bağlı Uygur özel cumhuriyetinde ki cevizler daha bize uygun, karasal iklim yapıda. Örneğin şu Xin Zhao Feng diye Uygur bölgesinin bir cevizi bu. Verimlerini ya da kalitelerini inceleme şansınız oldu mu? Verimleri bu sene 2013 şeyinde geç kaldım, şeye gidemedim, bir rahatsızlığım oldu hasat zamanında, ama 2014'te nasip olsa hasat zamanı inşallah gidip ağacında görüp bu cevizleri orada, bu işte ilgili öğretim görevlileri var, ceviz araştırmacıları var. Burada gerçekten verilmiş cevizler. Yani salkım ceviz falan değil. Şimdi de salkım ceviz şeyi çıktı, modası çıktı. O da ayrı, onu da bahsedeceğiz herhalde. Yine bu Uygur'da karasal iklimle ilgili yine -25 derece dayanan erken ve çok veriyor çeşit. Bu da X'in 2 diye bir ceviz. Yine karasal iklimde olabilen bir ceviz. Yine bu sempozyumu yöneten profesörün cevizi. Dolayısıyla bu ceviz çeşitleri bizim Anadolu'daki cevizlere benzer, bizdeki yerli çeşitlere benzer bunlar cevizler. Ama esas ilgimi çeken, biz bunlardan kalem gözle aldık. Yani oradan Temmuz ayında, Temmuz'un sonuna doğru Türkiye'ye dönerken sağ olsun bu ceviz kitabının yazarı bize kalem göz verdi ve şu anda Bursa'da bunun aşısı falan yapıldı. Ve bunlar incelemeye, araştırılmaya, bu Türkiye'deki adaptasyon veyahut da aklimasyon, uyum sağlama şeylerinin denenmesinde fayda var. Ama esas dikkatimizi çeken bizim orada Çin'de, dikkatimizi çeken şöyle bir ceviz var. Meyvesini yemekten ziyade bunu elde iki tane cevizi ileri geri çevirip, orada öğrendim bu çevirme şeyini de. Bunun şeyi şu, özelliği eldeki kasları geliştiriyor ve damarları açıyor onların şeyine göre. Bir de stres gideriyor. Dolayısıyla bu şekilde çevire çevire 50 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık cevizler var bu çeşitten. Bu cevizleri bu şekilde sadece elde çevirmek için. Bizde tespih çekme hastalığı var ya Türk insanında. Evet. Bunda da elde ceviz çevirme. Yani bir nevi stres topu. Stres topu. Bunun daha büyükleri var. Şöyle. Daha büyükleri var mesela. Tabii eli büyük olanlar için olabilir bu. Bize uymaz.
Yapısı da çok farklı aslında. Çok Hani farklı. bizim ceviz çeşitlerine göre yapısı, kabuk yapısı çok farklı. Tabii, çok çok farklı ve bundan o kadar çok harika şeyler yapıyorlar ki yaptıkları vazolar böyle 2 metre 3 metre boyunda vazolar yapıyorlar bu cevizden. Süs eşyası yani bütün fuarda her tarafta böyle dolu. Tabii biz bunu büyük şey getiremedik uçaktan yer mer kaplar hesabıyla. Ama burada fotoğrafını gösteriyorum vazo. Bu tamamen bundan yapılmış. Yani ben Çin'de şunu gördüm. Çin'de çöp yok. Her şeyi değerlendiriyorlar. Yani o en çok hoşuma giden tarafı Çin'in. Hatta şurada yine ceviz kabuğundan Aynı yapılmış bir şey ceviz. var. Aynı cevizi Evet. bakınız iki tane şeyi yan yana getirip bunu da bir süs olarak yapabiliyor. Çin'de meyveyi, ceviz meyvesini ama yeme, ama süs eşyası, ama şey olarak değerlendiriyorlar. Yine orada kalp cevizi dediğimiz, bunu Türkiye'de de yetiştirmeye başladık şu anda. Şu kalp cevizi şey takıp mesela bayanlar boyunlarına asabilir. Kalp şeklinde. Aynen bir kalp. Evet. Kalp şeklinde. Türkiye'de şu an var mı? Yetiştiriliyor mu? Bursa'da başladık. Bursa'da başlandı. Başladık. Bu Bursa'dan aldığımız bunun şey olarak böyle kesilmiş olanı var. Bir de kalp şeklinde bütün olarak olanı var. Evet. Bu Bu değil de da. ben şuradan Evet. göstermek istiyorum. Evet. Gerçekten ilginç bir ceviz türü. Evet, içi de kalp şeklindedir. Evet. Bir de Zaten bunlar süs olarak kullanılmak üzere süs yetiştiriliyor olarak mu? bolca kullanılır. Yani zaten kalbe benzemesi ve içinin de ceviz içinin de beyine benzemesi de enteresan. Peki Selam Bey, kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra konuşmaya devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız.